İslam'ın gereklerini yerine getiren bir insan, bakıyorsun ailesinde Peygamber Efendimizin bizlere öğrettiği iyi bir baba örneğine benzemiyor. Veyahut da iyi bir koca örneği değil. İyi bir evlat örneği değil. Bu noktada hocam bizler nasıl bir aile modeli oluşturmamız lazım? Peygamber Efendimizin o yaşantısını günümüz dünyasında nasıl güncellememiz lazım? Şimdi üstadım, bir kere sizin bu kıyafetiniz, benim bu kıyafetim, benim dekorumdur. Evet. Benim orijinal halim, evimde ceketimi çıkarıp, gömleğimi çıkarıp oturduğum halimdir. Evet hocam. Daha orijinal halim, eşimle oturduğum odadaki halimdir. Evet. Ceketim üşümemi, dış görüntü bozukluğumu, kimliğimi düzeltmek için özellikle renginden dikişine kadar seçerek, eleyerek üzerime koyduğum bir şeydir. Evet hocam. Müslüman camide, hacca gittiğinde tavaf ederken, camide namaz kılarken, bir yerde konferans verirken, konferans dinlerken ceketiyle duran biri gibidir. Evet hocam. Orijinal kimliğimiz değildir bizim. Evet. Orijinal kimliğimiz nasıl evde yatak odasında kıyafetimi çıkarınca orijinal bedenim bu benim diyoruz. Aynı şekilde Müslümanlık olarak da benim %100 konuşma hakkımın olduğu, istediğim gibi ayağımı uzatacağım, şunu getir bunu getirme diyeceğim hakkımın bulunduğu yer ev olduğu için benim gerçek kimliğim, sinirsel yapım, ahlakım, ibadet düşkünlüğüm, insanların yanında burnumu karıştırıp karıştırmayacağım, affedersiniz yani örnek olarak, benim nezaket kurallarım evde belli olur. Evet. Benim foyam evde meydana çıkar. Onun için çok merhametli bir beyefendiyi evde hanımına karşı görmek lazım. Evet. Arkadaşlarıyla bir ev toplantısında huriler gibi, cennetten çıkmış huri gibi bir kadını kocasına ve çocuklarına karşı görmek lazım. Evet. Bir kadını çocuğunun bezini bile sanki normal bir temiz bir şeymiş gibi yıkarken ki temizlik hassasiyetini başka Müslümanın çocuğunun burnunu silerken görmek lazım. Evet. Oradaki zaten anne olarak senin ciğerinin bir parçasının bezini temizliyorsun. Bezi kirlenmiş temizliyorsun. Evet. Ama insanlığın senin başka bir çocuğun kirli bezinde ortaya çıkmalı. Evet. Birinde sen doğal değilsin. Annesin sen. Evet. Mahkumsun o çocuğa. Bizim orijinal Müslümanlığımız evlerimizdedir. Camide değildir. Evet. Camide zaten ayak ayak üstüne atsan imam dışarı atar seni. Evet. Camide ayak ayak üstüne, camide sigara içemezsin. Ayak ayak üstüne atamazsın. Cep telefonuyla ikinci rekatta hoca bekle biraz ben cep telefonuyla konuşacağım diyemezsin. Uykum geldi ben biraz kestireyim şurada camide diyemiyorsun. Evet. Ama evde istediğin gibi uyu, istediğin gibi konuş, istediğini ye, istediğini iç, istediğin gibi açık gez, istersen kapalık. Ev senin evin. Evet. Evet. Peygamber aleyhisselam Efendimiz'e bakıyoruz. Ashabıyla mescitte bir kimliği anlatıyorlar. Onunla ilgili şöyle nazikti, böyle merhametliydi diyoruz. Hanımına bakıyoruz evde daha nazik, daha merhametli. Evet. Öyle büyük bir şahsiyetin karşısına gencecik hanımı çıkıyor da hakaret olacak şeyler yapıyor. O zaman bile sertleşmiyor. Evet. Evet. O zaman da sertleşmiyor. Bir kere olsun bu çanağı niye kırdınız, bu tabakları niye kırdınız demiyor. Bilakis hanımları bir kırılan tabağı bağırıp çağırınca ya sizin de eceliniz var, bu tabağın da eceli vardı. Niye büyütüyorsunuz bu işi diyor. Evet. Evet. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye realiter, niye gerçek bir şahsiyet, niye ona ait bir şey anlatılınca gözler yaşarıyor? Bakıyorsun camide namaz kıldırırken sanki bir melek gökten inmiş. Evet. Evine gidiyorsun hanımlarına karşı daha bir melek. Kızı geliyor, Fatıma geliyor, canım kızım diyor, ayağa kalkarak kızını karşılıyor. Evet. Torununa su veriyor mesela kendisi. Torununun hutbe okuyor, cuma hutbesi okuyor. Torunu mescide geldi diye iniyor. Hutbeden iniyor, torununu karşılıyor. Evet hocam. Yani cuma hutbesinden iniyor, torununu karşılıyor. Cepheye gidiyor. Komutan. Cepheye gidiyor, bakıyorsun orada herhalde dağıtacak zannediyorsun. Kadınlara dokunmayın, çocuklara dokunmayın, yaşlılara dokunmayın, size kılıç kaldırmaya dokunmayın ağaçları diyor. Ağaçları kesmeyin. Evet. Allah Allah, ağaçlara dokunmayın diyor. Bakıyorsun yolda yürürken damgalanmış, işte mühür vurulmuş bir hayvan görüyor. Bunun sahibini çabuk bana bulun diyor. Ya bu dilsiz hayvanlara niye eziyet ediyorsunuz diyor. Yani bakıyorsun
Hayvan ahırına giriyor, o merhamet bulutu gibi. Evet. Savaşa gidiyor, o merhamet. Camide o merhamet, evinde o merhamet. Çocukları yaramazlık yapıyor, o merhamet. Bir yere gidiyor, çocuklar yarış yapıyorlar. Hadi çocuklar hakem olayım aranızda diyor. Allah Allah. Bir yerde evet. de başka türlü görünmüyor. Onlarını güreş tutturuyor. Güreş tutuyor. Falan, evet. Ya güreşin de anlamı var. Ben evet. yere yatıyorum, deve gibi sırtıma çıkın, çüş yuha diye. Evet. Yani evet. bu bakıyorsun ki her yerde Muhammed o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Her yerde rahmeten lil alemin. Evet. Onun tezahürü değil mi Nurettin? Camide biz görüşürken, ben hoca efendi olarak camide konuşurken rahmetin bini bir lira, rahmet yağıyor. Eve gittiğimde de kaşlarım çatık. Evet. Herkes yerine otursun. Bir burada borumuz geçiyor, bari burada istediğimizi rahat yapalım. Ticarete gidince bir lira indirim yapmamak için neredeyse silaha sarılacak kadar olurdu olmazdı. Kavga, gürültü bütünü 20 lira ucuz olacak, 50 bin liralık bir şey mesela. Evet. Bakıyorsun hiç ticarette merhamet yok. Yok. Evde çocuğa yüz verilir mi? Sonra başına evet. basar. Bakıyorsun. Ama Peygamber aleyhisselama bakıyorsun. Yarı özürlü bir kadın kolundan tutuyor. Gel Muhammed sana bir şey diyeceğim diyor. Alıyor sokağın ucuna kadar götürüyor. Niye beni buraya getirdin? Duyarlardı sözümü. Burada sana özel söyleyeceğim diyor. Evet. Onun peşinden gidiyor. Çocuk alıyor kolundan. Gel dede diyor. Evet. Peşinden gidiyor. Rahmet bu. Rahmet peygamberi böyle olunuyor. Ona ümmet de böyle olması lazım bir insanın. Evet. Bizim evlerimizdeki kimliğimizin farklılığı camide de aslında tam Müslümanlığı beceremediğimizden kaynaklanıyor.